Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz Ziraat Mühendisler Odası İstanbul Şubesi olarak film okumaları etkinliği düzenliyoruz. Bu yaklaşık olarak 13.sü. Genelde 15 günde bir düzenlemeye çalışıyoruz. Bu sefer 8 Mart'a yaklaşan bir dönem olmasından kaynaklı 8 Mart'a hitap edebilecek bir film konusu seçelim istedik. Bir de ZMO Genç İstanbul grubundan arkadaşlarımız var aramızda. Bu seferki sunumumuzu onlar üstlenmek istediler. Arzum Nur Gürsoy ve Zeynep Sude Şahin bize bugün bu sunumu hazırladılar. Kendileri bize anlatacaklar. Umarım memnun kalırsınız ve sonrasında arkadaşların sunum bittiğinde interaktif olarak işte fikirlerimizi paylaşma şeklinde ilerletiyoruz programımızı genelde. O yüzden şimdi sözü Zeynep'e bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Buyur Zeynep'ciğim. Arzum. Ben ilk öncelikle yani katılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün ikimizin de ilk etkinliği ve birazcık gerginiz ve heyecanlıyız açıkçası. O yüzden bir hatamız olursa şimdiden affınıza sığınıyoruz diyelim. Sözü Zeynep'e bırakıyorum tekrar. Tamam. Şimdi filmden biraz bahsetmek istiyorum sunuma başlamadan önce. Genel olarak kadınların oy hakkını kazanmaları için yaptıkları eylemleri görüyoruz filmi izlediğimiz zaman. Bunun dışında da aslında birçok soruna yer veriliyor. Bu sorunlardan bazıları günümüzde de hala devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda kadınların evlerinde, iş yerlerinde, sokaklarda yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddet, ücret eşitsizliği, bir annenin çocuklar üzerindeki hakkının olmaması gibi konuları da ele alıyor filmimiz. Şimdi sözü Arzum'a vereyim. Öncelikle yönetmenden birazcık bahsetmek istersek, aslında çok fazla bir bilgi bulamadık kendisi hakkında. Ama Diren'le birlikte ikinci uzun metrajlı filmini çekmiş. Onun dışında This Little Life, Village and the End of the World ve Brick Lane gibi filmlerden aslında kendisini tanıyor olabiliriz. Brick Lane'le birlikte en iyi yönetmen ödülünü almış İngiliz Akademi ödüllerinde. Şimdi senarist hakkında bahsetmesi için. Evet, senaristimiz de Abby Morgan. Birçok filmi var ama Suffragette filmiyle aslında tanınmış bir senarist diyebiliriz. Filmlerinde ödülleri de var ve Abby Morgan'ın şu sözlerini söylemek istiyorum size. Çünkü gerçekten güzel sözler. Kadınlar yıllarca eşitlik ve oy hakkı için barış içinde kampanyalar yürüttüler. Argümanları görmezden gelindi. Karşılığında oy hakkı savunucusu Emmeline Pankhurst, sivil İtensizlik ile ulusal kampanya çağrısı yaptı. Bu çalışan bir grup kadının mücadeleye katılım hikayesidir diyor. Ve Morgan'ın şu şeyi de var. Bu Diren filminden sonra daha kadın odaklı projelerde çalışacağını da belirtiyor. Şimdi filme başlamadan önce filmimizin bir şey mi dedi acaba? Ha, tamam. Filmimizin adı Suffragette. Peki bu Suffragette hani aslında bu insanlar var. Geçmişte direnen, kendi haklarını kazanabilmek için direnen insanlar ve bunları kadınlar. Bunlara Suffragettler deniyor. Peki bu Suffragettleri tanımlamak istiyorum size. Pasif direniş, kamu toplantılarını bölme, açlık grevi yapma gibi yollarla kadınların seçme ve seçilme haklarını savunan az çok organize olmuş radikal kadın hakları savunucuları anlamına geliyor Suffragettler. Bunların öncüsü de Emmeline Pankhurst. Aynı zamanda Suffragettler açlık grevleri, mağaza vitrinlerini taşlamak, polisle mücadele etmek gibi militan yöntemleri denemişler Ruslardan öğrendikleri. Bunun nedeni de kendi haklarını kamu duyurmak istiyorlar, seslerini duyurmak istiyorlar fakat engelleniyor dışarıdan. Bu yüzden de bu yöntemlere başvuruyorlar. Milyonlarca böyle kadın var. Yani kendi haklarını kazanmak isteyen kadın var ve bunlardan bir tanesi olan Maud Watson hikayesini konu alıyor aslında bizim bugün işleyeceğimiz film. Karakterleri anlatmayı Arzum'a bırakıyorum. Karakterlere değinecek olursak, Maud Watts, Carey Mulligan tarafından canlandırılıyor. An Education, Drive ve The Great Gatsby gibi filmlerden tanıyoruz aslında kendisini. Maud Watts aslında işçi sınıfından bir kadın olarak karşımıza çıkıyor ve aslında aile sahibi 20'li yaşlarında bu
sufrajet hareketle henüz bir bağdaşlıklı olmayan bir karakter kendisi. Yavaş yavaş aslında onun nasıl bu hareketle karşılaşıp nasıl aslında kendi sesini duyurabildiğini fark ettiğinde kendisinin daha çok öne atma sürecini görüyoruz. Bu aslında bir basamak olan bir şey gibi geldi bana filmi izlerken. Bu harekette aslında bu filmin en önemli kısmı işçi sınıfından kadınların bu hareket, yani işçi sınıftan kadınların gözünden bu hareketi anlatması. Çünkü bu kadınlar olmadan ve tabii ki öncüleri olmadan bu hareket var olamazdı. İkisi birbirini tamamlayan bir bütün. Bu filmde dediğimiz gibi tarihten karakterler bolca bulunmakta aslında. Edith Allen adlı karakter aslında tarihte direkt bu isimde bulunmuyor ama Edith Margaret Garrett adında bir karakter olduğunu düşünüyor eleştirmenler ve bu karakter de kadınların sosyal ve siyasi birliğinden bir aktivist olduğunu düşünüyorlar ve hatta bir şeyinde başbakanlık komutunu parmaklarına kendini zincirlediği ve bir eylem bile var aslında. Filmde kendisini eczacı olarak görüyoruz. Ve aslında kendisi de belirtiyor en büyük hayalinin bir gün o eczacının şeyinde dışarıdaki panosunda Edith ve kızları olması olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kendini bir asker olarak tanımlıyor. Yani o hatta pardon dikkatim dağılıyor da aynı zamanda kendini bir asker olarak da tanımlıyor. Emily in Pankhurst'e gelirsek aslında kendisi kadınların sosyal ve politik birliğinin kurucusu. Aslında kendisi başlarda çok militan yöntemler kullanmamış. Yani biraz daha sakin yöntemlerle kendi seslerini duyurmaya çalışmışlar ama her zaman bunlar basına verilmesi engellenmiş. O yüzden gitgide militan yöntemler kullanmayı hedeflediğini görüyoruz bu filmde. Ve bir balkon konuşması var. Bundan da ilerleyen sahnelerde bahsedeceğiz. Violet Miller yine işçi sınıfından bir karakter ve aslında Maud Watts'ın bu harekatla karşılaşmasının sebeplerinden biri. Aslında kendisi biraz daha bu toplumsal ayıplamayı aşmış bir insan. Ama filmde kendisinin bir yerde aslında çekildiğini görüyoruz. İlerleyen şeylerde yine bundan bahsedeceğim ama aslında kendisi çocuğu olduğunda yani hamile kaldığında ne yazık ki bu militan yöntemleri aslında biraz da sorgulayarak yani Mrs. Pankhurst'un düşüncesini şey yaparak kendisini geri çekmiş bir karakter. Emily Davison'a gelecek olursak bu da tarihten alınmış bir karakter ve aslında film içinde bize çok kez açlık grevlerinden ve ne olursa olsun yılmamasından görüyoruz kendisini. Bu başkanın evini bombalama ve sondaki at yarışı kısmından da daha çok karşımıza çıkıyor. Onun dışında dediğim gibi bu film daha çok işçi sınıfından ve herkesin aslında kendisini bir miktar bağdaştırabileceği bir karakterle bize iletilmeye çalışmış fikirler. Alice aslında filmde çok görmediğimiz ama orta sınıf bir sufrajet ve kendisi aslında Mrs. Pankhurst ve karakterlerimiz arasındaki iletişimi sağlıyor. Aslında orta sınıf kadınların da ekonomik özgürlüğünün olmamasını bu film içinde görüyoruz. Yani film içinde bu karakterle birlikte görüyoruz. Şimdi sözü tekrar Zeynep'e bırakıyorum. Filmimiz 1912 tarihinde Londra'da geçiyor ve bir grup kadın, onlarca kadın işçinin çamaşırhanede çalıştığını görüyoruz. Ama bu çamaşırhane şartları çok kirli, çok güzel olmayan yer yani. Film onu çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Kadınlar çok zor şartlarda burada ve erkeklerden daha az
bir maaşla çalışıldığı belirtiliyor ve filmin başlangıcında şöyle bir söz var, birazdan onu açacağım. Bu sözde aslında her şeyi bize anlatmış oluyor. Hatta açayım. Kadınlar sakin bir mizaca veya siyasal ilişkileri muhakeme edebilecek akli dengeye sahip değildirler. Kadınların oy kullanmasına izin verirsek sosyal yapımız bozulur. Kadınlar babaları, kocaları ve ağabeyleri tarafından gayet iyi temsil ediliyor. Oy hakkı verildiği anda önüne geçmek imkansız olacak. Kadınlar parlamento üyesi, bakan, yargıç olmayı talep edecektir. Bu cümleye baktığımızda kadınların kendi haklarını, isteklerini ve kendi kendilerini temsil etmek istediklerini sadece bir erkeğin himayesinde hak talep etmenin dışında kendi haklarının olmasını istediklerini bu sözler gerçekten iyi bir şekilde açıklıyor. Kadınlar bu yüzden de eylem yapıyorlar. Kendi haklarını elde etmek istiyorlar çünkü. Bu sahne de destekleyici bir nitelikle deminki şeyi. Polis memuruyla baş karakterimizin bir konuşmasında polis diyor ki, senin gibileri dinlerler mi sanıyorsun? Dünyada bir hiçsin. Yani kadınları bir hiç olarak görüyorlar. Ve kadınlar da bunun için kendi direniyorlar, eylemler yapıyorlar. Aynı zamanda kadınlar kendi çocukları üzerinde de bir hakka sahip değiller. O kadar çalışıyorlar, işte çalışıyorlar. Bunun yanı sıra evde de kendi birçok işleri var. Yani birçok işi üstleniyorlar. Maud karakterimiz, yani baş karakterimiz, evli ve George adında da küçük bir çocuğu var. Fakat anne olarak Maud George'un üzerinde hiçbir hak sahibi değil. Aynı zamanda kadınlar o dönemde kendi haklarını savunmak istedikleri zaman akli dengesinin olmadığını söylüyorlar. Çevre tarafından dışlanıyorlar. Bunlar filmde yansıtılıyor ve hiçbir hakka sahip değiller. Hep aynı şeyi söylüyorum ama ekonomik hakları yok, tapular üzerinde bir hakları yok, çocuklar üzerinde bir hak yok. Bunların hepsi tamamen erkeğe ait olduğunu görüyoruz. Ve burada Maud'un oğlu, işte George diyor ki Maud eylemler yapıyor, eyleme katılıyor işte. Babam dedi ki kafan sağlıklı değilmiş. Yani onun düşüncesinin iyi bir şey olmadığını savunuyor. Aslında kadın orada kendi hakkını elde etmek istiyor. Aynı zamanda günümüzü de yansıtıyor bu film bizim. Çünkü çocuk işçilerin çalıştığını görüyoruz. Violet diye bir karakterimiz var. Maud'u bu eylemlere yönelten karakter. Bu işte Violet'in küçük bir kızı var ve o da küçük yaştan beri çalışıyor. Bunu görüyoruz. Çocuk işçiliğine vurgu yapılıyor yani filmde. Ayrıca filmde patronun genç olan, küçük olan çocuğa taciz ve cinsel marda bulunduğu sahnelere de tanık oluyoruz. Arzum. Parlamento sahnesinden bahsedecek olursak aslında biraz da öncesinden bahsetmek istiyorum. Parlamento sahnesinde, yani parlamentoya aslında Maud'u iten ilk önce Violet'in kızı Maggie'yi yine kendisiyle aslında geçmişte aynı şeyleri yaşarken gördüğü ve belki de bir şeyleri değiştirebileceğine olan inancıyla birlikte Violet'e yardım et, yani en azından destek olmak amaçlı oraya gitmesiydi. Ama başta Violet şiddete uğradığı için maalesef burada konuşamıyor ve Maud aslında kendi cümleleriyle burada kendini ifade etmeye çalışıyor. Maud'un buradaki konuşmasında aslında kadınların eşit ücret talebinin ne kadar hayati ve bugün, yani günümüzde bu kadar güncel olmasından da aslında günümüzde de güncel olduğunu görüyoruz. Kadınlar erkeklerden çok daha fazla çalışıp ve çok daha ağır şartlarda çalışıp üstelik daha az para alıyorlar. Ayrıca sistematik şekilde taciz ve tecavüz var ortada ve yani kazandıkları para üstüne bir de kazandıkları para hakkında kesinlikle bir söz hakları da yok. Çocuklar üzerinde de söz hakları yok ne yazık ki. Maud burada aslında çamaşırhanede çocukluğundan beri olduğundan bahsediyor. Yani annesi henüz Maud doğduğunda annesi onu sırtına bağlayıp çalışıyordu. Ve bundan sonra da Maud çocuk yaşından beri orada çalışıyordu. Hatta Maud'un
sol hangi konuda olduğunu hatırlamıyorum. Yanık izleri de mevcut. Hem sağlıklarından oluyorlar, hem az ücret alıyorlar, hem daha fazla çalışıyorlar ve üstelik zaten çalıştıkları parada kendi söz hakları bile yok. Yani o yüzden burada hatta Maut burada oy hakkı size ne ifade eder diye sorulduğunda oy hakkınızın olacağını hiç düşünmedim, o yüzden ne anlama geleceğini de düşünmedim diyor. Aslında burada Maut'un hikayesinin ne kadar sıfırdan başladığını ve nereye kadar gidebileceğini görüyoruz ilerleyen dakikalarda. O halde niye buradasınız diye sorulduğunda belki bu hak bize tanınır diye düşündüm. Bu hayatı yaşamanın başka bir yolu olmalı dedim diyor. Çünkü dediğim gibi kendisi bunu yaşadı. Özellikle tacizde cinsel istismara uğradığı çalıştığı yerde belki. Ve özellikle hala bu sonrasındaki çocukların da mesela Violet'in çocuğunun da bunu yaşadığını gördüğünde bir şeyler yapma ihtiyacı da doğdu. Özellikle Maut burada konuştuktan sonra bir şeyleri değiştirebileceğine olan inancı belki de kendine geldi. Yani kendi bir şeyleri değiştirebileceğine olan inancıyla dolduğu için giderek aslında biraz daha bir şeyler yapmaya olan isteği artıyor diye gözlemleyebiliriz burada. Geçelim. Bu parlamentodan sonra ne yazık ki bakan kadınların oy hakkını destekleyen nitelikte bir kanıt bulunmadığına karar veriyor. Üstelik kadınlar burada buna tepki gösterdiklerinde şiddete uğrayıp tutuklanıyorlar. Ve tutuklandıklarında da ne yazık ki normalde siyasi tutuklu olarak yani siyasi tutuklu oldukları halde bazı haklardan onları mahrum ettiklerini görüyoruz. Geçelim. Bunu da geçelim. Maut aslında buradan yani nezarethaneden çıktıktan sonra bir tık kendini geri çekiyor. Çünkü yani doğal olarak korkuyor. Yani hangimiz korkmayız ilk başlarda. Korkuyor ve kendini birazcık geri çekiyor. Ama bir gün eşiyle yaptığı konuşmada kızımız olsaydı nasıl olurdu hayatı diye konuşma yani bir soru soruyor ve seninkiyle aynı cevabını aldığında aslında Maut için ikinci basamak dediğimiz şey de gerçekleşiyor olabilir. Yani bir tık daha kendini artık bir şeyleri değiştirmeye itiyor. Yani bir şeyleri değiştirebilmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor artık. Geçelim bunu da. Ve o geceki Mrs. Pankhurst'un konuşmasına gidiyor. Mrs. Pankhurst aslında burada köle olmaktansa asi olmayı yeğlerim sözüyle işçi sınıfı kadınların da sahipleneceği fikri öne sürüyor. Ve yani kadınlar zaten işçi kadınlar zaten o dönemde gerçekten zor koşullarda. Az önce de bahsettiğimiz gibi sağlıksız, az ücretli gibi ve taciz gibi şartlarda çalıştığı için neredeyse köle olarak zaten neredeyse köle durumundalar zaten. Burada bir de Mrs. Pankhurst'un artık daha da eylemleri militanlaştıracağını öğreniyoruz burada. Çünkü artık gerçekten seslerini duyurmak istiyorlar ve bunların önlerini ancak bu şekilde geçirilebiliyor. Ve aslında Mrs. Pankhurst'un kızları ilerleyen dönemlerde bu militan olaylardan bir tane kızı sanırım şey diye bir açıklama yapmıştı. Yanlış hatırlıyor olmayayım ama annem ve kardeşlerimin şeylerini artık barbarca buluyorum tarzı. Film aslında bunu bize çok işlememiş. Çünkü asıl şey dediğim gibi burada harekete geçmek olduğu için bunun üstünde çok, o fikrin üstünde çok durmamış ve çok karşılaştırmamış gibi geldi bana. Burada alay edildik, yıprandık, bizleri görmediler, göz ardı ettiler. Elimizdeki tüm barışçıl yollar tükenmişlerse militan yola başvurulmasını destekliyorum. Kırabilen kırsın, kaçabilen kaçsın diyor. Ve we don't want to be law breakers, we want to be lawmakers. Burada İngilizce yazdığım için özür dilerim. Biz aslında yasaları bozan insan değil, biz aslında yasaları yapan insanlardan olmak istiyoruz diyor. Yani bizim de artık söz hakkımız olsun diyor. Ve buradan konuştuktan sonra kadınlar yakalanıyor. Yani buna kaçmasına yardım eden başrollerimiz ne yazık ki yakalanıyor. Ve eve döndüklerinde çoğu evden atılıyor. Violet ve Maud özellikle evden atılıyor.
ve çocuklarını görme hakkına bile sahip olamıyorlar. Maud bu olaydan sonra aslında iş yerinden kovuluyor ve iş yerinden kovulurken de artık canına tak ettiği için belki de hepimizin içine su serpen, yani bir miktarda olsa, o su basma sahnesini görüyoruz. Bu sahneden sonra komiser, yani polis geliyor ve ona bir teklifte bulunuyor. Ya bana haber getirirsin ve hayatını yaşarsın gibisinden bir söylendi. Yanlış hatırlıyor olabilirim, kusura bakmayın. Ve Maud aslında bunu direkt olarak reddetmiyor. Ama ertesi günlerde Maud oğlunu biraz da olsa, yani gizlice görmeye çalıştığında ve onu eve götürdüğünde, zaten başta görmüştük. Ben oğlumu görmek istiyorum diyor ve eşi onu kanunlar çocuğun bana ait olduğunu söylüyor diyerek reddediyor. Eğer kanunlar oğlunu göremezsin diyorsa, o kanunu değiştirmek için savaşacağım. Ve özgürlükleri için savaşmak erkeklerin hakkıysa, kadınların da buna hakkı vardır diyor. Benim yolumdan vazgeçeceğimi düşündüyseniz çok büyük yanılmışsınız da diyor aynı zamanda. Ne sizden değerli ne de sizden değersizim. Aslında çok güzel, yani çok güzel açıklayan şeyler bir mektuptu o. Bir kadın ve bundan sonra aslında mağdur çocuğu ne yazık ki evlatlık veriliyor, çünkü babası bakamayacak duruma geliyor. Ve bundan sonra artık zaten mağdur kaybedecek hiçbir şey olmadığı için kendini tamamen bu yola adayıp bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Bir kadın bir anne çocuğunu görmekten mahrum bırakılıyordu. Bu düzeni değiştirmek için Maud arkadaşlarıyla eylemlere devam ediyordu. Büyük cesaret ve kararlılık içerisinde başbakanın yazlık evini patlatmaları üzere Maud 3. kez hapse mahkum edildi. Sağ taraftaki görsel aslında posta kutuları ve telgraf kutularının patlatılması. Bu da aslında polise madem siz bizi basında engelliyorsunuz, biz de yani ben en azından böyle yorumladım. Biz de sizin iletişiminizi patlatırız gibisinden bir şey oluyor. Ve sol tarafta da başbakanın yazlık evini patlatıyorlar. Ama burada dediğim gibi bazı karakterler bu olayı destekliyor, bazı karakterler desteklemiyor. İlerleyelim. Bu olaydan sonra aslında Mrs. Pankhurst bu şeyi üstleniyor. Bu başkanın yazlık evinin patlatılması olayını üstleniyor, ama bizim karakterlerimizden de polisler şüphelendiği için ve aslında farkında oldukları için belki de yani kesinlikle savunmuyorum ama bunları, karakterlerimizi aslında illegal toplantılar yüzünden tutukluyorlar. Tutuklandıktan sonra mağdur aslında burada açlık grevi olaylarını görüyoruz. Maalesef burada o dönemki sufrajetler bu tarz tutuklandıklarında açlık grevleri yaparlarmış ve hükümet aslında burada yaşanabilecek bir ölümden sorumlu tutulmak istemediği için ve böyle bir şey zaten filmde de geçiyordu. Eğer onlar bir kişiyi kaybederlerse bir şehitleri olur ve Mrs. Pankhurst kazanır gibisinden bir replik vardı yine. O korktukları için aslında ölmemelerini sağlıyorlar ve burada işkence sayılabilecek bir zorla besleme yöntemi kullanıyorlar. Aslında sağlığa da zararlı olduğu söyleniyor o dönemlerde ve burada bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Mrs. Pankhurst tutuklandıktan sonra o da açlık grevine devam ediyor ve 1913 yılında tutuklanıyor ve o dönemlerde bu durum için bir yasa çıkartılıyor. O da kedi fare yasası. Bu yasada da aslında açlık grevinden durumları kötüleşen kadınları bir süre sonra bırakıyorlar ve durumları iyileştiğinde tekrar tutukluyorlar. Yani bu da artık dönemin absürtlüğünü birazcık anlatır diye düşünüyorum. Geçelim. Hapisten tabii çıkıyor Maud ama gene bir işe yaramıyor yaptıkları şeyler. Çünkü basına yansıtılmıyor bu durum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Demin Arzum'un da gösterdiği gibi işte telgraf yolları işte patlatılması, sonra başbakanın evinin yine aynı şekilde patlatılması, grevlerin, açlık grevlerinin yapılması, hiçbir şekilde bunları her türlü gizliyorlar. Basına yayılmasını engelliyorlar. Artık hani son çare olarak bir kraliyet at yarışı yapılıyor ve bu at yarışına gidiyor Maud ve arkadaşı Emily. Emily zaten
Arzum başta da karakteri tanıtırken söylemişti. Sürekli açlık grevleri yapan bir karakter ve geçmişte de gerçekten var böyle bir karakter. Sürekli de intihar şeyleri var bu Emily'nin gerçekten de. Emily bu dava uğruna artık son çare olarak hayatını feda etmeyi göze alarak kendini bu kraliyet yarışı sırasında kralın atının önüne atıyor. Tabii bu sırada kameralar ve birçok da izleyici olduğu için bu durum basına yayılıyor. Ve bu olaydan sonra maalesef ki Emily 4 gün sonra vefat ediyor. Keşke bu raddeye kadar gelmemiş olsaydı. Şimdi o sahneyi koyduk. Onu açmak istiyorum hemen. Bir dakika. Bu olaydan sonra tabii basına yayılıyor ve insanların artık bu durumdan haberi oluyor. Susturamıyorlar. Kadın mücadelesine olan ilgi artıyor. Verilen mücadelede birden fazla kadının hapse girmesine neden oluyor. Sonuç olarak daha fazla uzatmadan 1918 yılında 30 yaş üzerindeki bazı kadınlara oy hakkı tanınıyor. 25 yılında da kadınlar çocukları üzerinde artık bir hakka sahip olabiliyorlar. 28'de de tıpkı erkekler gibi kadınlar da oy hakkına sahip oluyorlar ve yasa önünde de eşitlik anlam buluyor. Aslında filmin sonunda iki farklı eleştiri buldum ben. Bazıları biraz daha yani oy hakkının kazanılmasına kadar gidebilirdi. Yani gerçekten zaferi gösterebilirlerdi diyor. Bazıları ise ki bence haklı olan şimdi söyleyeceğim. Şu ana kadar yani aslında bu filmin sonunun zaferle değil bir fedakarlıkla bitmiş olmasının insanlara hala bu direnişe yani bu dayanışmaya çağırmasını yani çağırmasını desteklediğini söyleyenler var. Çünkü 2015'te zaten bildiğimiz kadarıyla daha yeni oy hakkı kazanan ülkeler vardı. Ve üstelik hala günümüzde tam olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini de sağlamış değiliz. Bu yüzden hala yani direnişe devam etmeyi yorumlayan sonunu böyle yorumlayanlar da var. Şimdi isterseniz biraz da sizleri dinleyelim. Çok teşekkür ederiz Arzum ve Zeynep. İstiyorsanız sunumu kapatalım. Buradan sonrasını sohbet şekline devam edebiliriz. Ağzınıza sağlık kızlar, çok güzeldi. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ben bir şeyler söyleyeyim sesim geliyorsa. Geliyor. Öncelikle filmi ben çok beğendim. Çok güzel bir seçim olmuş. Teşekkür ediyorum. Yani ürpererek izledim. Çok da güzel bir sunuş oldu. Elinize sağlık. Sizin de dediğiniz gibi ezilen ezen ilişkisinin aslında çok güzel bir örneğini vermiş. Ezilen değişmediği sürece ezen değişmez. Böyle bir talebi de olmaz, isteği de olmaz. O yüzden değişimin başlanması için ezilenin değişmesi gerekir. Burada da kadın hareketinin başlangıcının olduğu, sizin de dediğiniz gibi aslında maalesef hala sonunun olmadığı bir süreç içindeyiz. Hala hani bu süreç devam ediyor, hani bu kavga devam ediyor. Umuyorum ki de çok sürmeden de bitecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Deniz. Film hakkında yorum yapmak isteyen ya da film hakkında olması da. Bu arada Sibel, senin sesin gelmiyor. Konuşuyorsun, farkındayım ama kulaklık dene istiyorsan. Sibel sorunu çözene kadar Evet.
Didem siz mi konuştunuz? Yani şey çok, bunu ben de çok beğendim. Aslında ne kadar normalize ettiğim var. Hani o zaman çok normaldi. Hani sonuçta kadınların hani seçme hakkı yoktu. Günde aslında normalize ettiğin şeyin normal olduğunu biliyoruz bazı şeyler. Hani mesela farkında olmadığımız bir sürü şey de var belki. Onu mesela göstermiş. Çünkü hani kadınlar zaten şey diyor, oy hakkımız olmamalı. İsviçre mesela en son filmin sonunda 1950'lerde hatta vermiş kadınlara oy hakkını. Hani sadece kadınlar olayı değil, birçok hakkımız aslında gasp ediliyor. Başka bir şey diyecektim. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Sibel bağlanamadığı için telefon açtı. Telefondan çalışacak sesi buradan gelir umarım. Sibel dene istiyorsan. Merhabalar herkese. Sesi geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Ben başını kaçırdım. Yaklaşık bir 10 dakikasından sonra katıldım aranıza. Özür diliyorum öncelikli olarak. Sunumunuz için gerçekten teşekkür ederim. Harikaydınız. Film ilk seyrettiğim sonraki tekrar seyrettiğime kadar hatırladıklarım ve tekrarlarım benim için çok keyifliydi. İlk seyrettiğimde de çok etkilenmiştim. Sonra tekrar seyretmek gereğini hissettim. Biz çağlar boyu kadınlar ne yazık ki hep bir şeyler için direnmeye, hep bir şeyler için savaşmaya, hep bir şeyleri elde etmek için didinmeye çalışıyoruz ne yazık ki. Ne mutlu ki 1928 yılında bir oy hakkı elde ettikten sonra biz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde 1934'te en yakın bu işe sahip olanlardan biriyiz. Onun sayesinde belki de bu kadar rahat, özgür düşüncelerimizi, fikrimizi ya da yaptıklarımızı savunabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Umarım bundan sonrası için de bizler ve bizlerden sonra sizlerin de etkisiyle Türk kadını bambaşka bir yerde olacak diye düşünüyorum ben. Teşekkürler arkadaşlar hepinize. Şimdicim teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Devam edebiliriz. Sibel'in sorunu da böyle çözdükten sonra. Açıkçası orada Zeynep ya da Arzu'nun demişti. Sonunun bize, yani izleyenlere mücadele etmek için umut vermesi açısından böyle bittiğini düşünüyorum diye. Ben de bunu aslında önemsiyorum. Çünkü hani her ne kadar oy hakkı içinmiş gibi görünse de o dönemki mücadele, bir hakkı elde ettiğimizde bir başka hak için mücadele etmeye devam etmek durumundayız. Bunun hiçbir zaman da biteceğini düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Ki dediği gibi 2015'te bile daha yeni oy kullanma hakkını kazananlar var. Yani sadece kendi ülkemizden yola çıkarak da düşünmemek lazım. Dünyada hala tanımsızca baskı gören ve çözüme ulaşmamış coğrafyalar olduğunu da görüyor ve duyuyoruz. O bağlamda da bu tip şeylerin paylaşılmasının önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Ben söz alabilir miyim? Tabii ki hocam, buyurun. Öncelikle ben de iki genç arkadaşa teşekkür ediyorum. Arzu ve Zeynep. Yani çok güzel bir sunum oldu. Ben filmi izlememiştim ama öyle bir anlattılar ki izlemiş kadar oldum. Önce bunun için teşekkür ediyorum. Bir de ben soru sormak istiyorum. Kazanılmadı henüz bu haklar tabii ki. Çoğu ülkede de hala elde edilmiş değil. Hani elde edilenler de zaten tartışılır. Hala cinsiyet eşitsizliği devam ediyor. Hani herhangi bir ortamda, hele hele erkek egemen olan, erkeğin yoğunluklu olduğu bir ortamda herhangi bir kadın girdiği zaman başka bir kimliği üzerinden değil, direkt olarak kadın olması üzerinden yorum yapılıyor ya da öyle davranılıyor. Hani bunu atıyorum, ben bunu şey açısından soruyorum. Kendilerini hiç kadın olarak yaşadıkları ülkede, şehirde özgür hissediyorlar mı? Ya da temsil edildiklerini düşünüyorlar mı? Bir de bu filmi hani kendi açılarından değerlendirmek istiyorum. Mesela eleştirmeler açısından değil de yaşadıkları hayatta, günlük hayatlarında kadın olduklarını hissetmeden yaşadıkları bir alan, bir yer var mı? Hani insan olarak sadece yaşadıkları bir
şey var mı, ortam var mı ve bu konu hakkında ne düşünüyorlar? Onu merak ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Hanginiz başlarsınız, Zeynep ve Arzu? Ben başlayayım. Yani öncelikle tabii ki şu an aslında kadın kolları gerçekten bizi temsil edecek çok fazla şey yapıyor ama tabii ki bunu dinleyen de birileri lazım. O yüzden yani başta aslında ben şu ana kadar mesela bu anlattıklarımızdan özellikle zaten daha çalışmaya başlamadığım için ya da okullarda böyle bir ayrıma rastlamadım henüz. Ama tabii ki rastlayan insanlar, yani rastlayan bir sürü insan vardır diye düşünüyorum. Bu filmi aslında ben kendi açımdan şey yapacak olursam eğer, yani beni daha fazla böyle harekete itiyor. Yani tabii ki şu an elimizde bir sürü sorun var ve ben şu ana kadar aslında çok fazla ses çıkarmayan bir insan. Tabii ki sosyal medyadan destek veriyorum ama hiçbirine gidip belki de destek vermedim. Ben aslında bunun bir şeyleri değiştirebileceğini de görmüş oldum. Çünkü günümüzde bunu görmek birazcık zor. Yani özellikle ülkemizde bir şeylere karşı ses çıkartıp onları düzeltildiğine tanık olmak birazcık güçleşti sanırım. Yani şey yapmayayım ama beni daha çok ses çıkarmaya itti diyebilirim artık bundan sonrası için. Yani böyle değerlendireyim, nasıl oldu bilmiyorum ama. Ben de söyleyeyim o zaman. Arzum'la pek farklı düşünmüyorum. Bir de ben küçük bir yerde büyüdüm aslında. Sinop'ta büyüdüm. O yüzden çok fazla böyle ayrım içinde büyümedim. Bizim orada böyle daha birliktedir insanlar. Ama şunu söyleyebilirim. İstanbul'a geldiğimden beri mesela daha fazla ayrım olduğunu seziyorum. Yani bunu söyleyebilirim sadece ama Arzum'un fikirlerine de katılıyorum. Ben de aynı şekilde bu filmi izledikten sonra daha fazla bir şeyler yapmak için çabalayacağımı söyleyebilirim. Burada bir şey daha ekleyeyim unutmadan. Şu ana kadar belki fark etmeden bu ayrıma maruz kaldık. Çünkü Türk aile yapısı birazcık da bizi buna zorluyor açıkçası. Şimdiye kadar belki fark etmedik. Ama artık bir şeylerin farkında olup ona karşı ses çıkarmak. Yani sadece bu film için demiyorum. Tabii ki bundan önce de bazı şeyler hakkında bilgimiz vardı. Ve bunlarla ilgili en azından çevremizi bilgilendirmeye çalışıyorduk. Ama şu an en azından bir tık daha ses çıkartabileceğimi genel olarak... Önceden de bahsettiğim için çok daha fazla uzattım. Teşekkür ederiz Arzu. Başka söz almak isteyen var mı? Evet. Yeşim. Buyur Nuray. Gökhan Hocam'ın bu sorusunun üzerine o zaman ben de bir soru sorma hakkı buldum kendimde. Arkadaşlar bu mücadeleden sonra gördüğünüz gibi bir reform değil, bir devrim yapılmış. Bu mücadeleden sonra 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak mı kutlayalım? Yoksa 8 Mart'ı Emekçi Kadınlar Günü olarak mı analım? Ne dersiniz arkadaşlar? Bence Emekçi Özellikle Kadınlar Günü. Genç kadın arkadaşlarımı sormak istiyorum. Ben Emekçi Kadınlar Günü olarak anmak daha mantıklı geliyor bana. Bilmem Arzum veya diğerlerini düşünür. Ben açıkçası yani Dünya Emekçi Kadınlar Günü sanırım sonradan daha toplumsal, yani birleşik olması amacıyla Dünya Kadınlar Günü'ne çevrilmiş. Ben açıkçası bunu savunuyorum ama tabii ki yani ben... Yani ses çıkaranın da çıkarmayanın da hakkını savunmak isterim açıkçası. Ama yani bu konu hakkında çok da bir şey diyemiyorum. Bununla ilgili ben bir şey söyleyeyim. O da şöyle, 8 Mart'ın tarihsel bir geçmişi var. Yani 8 Mart'ı 8 Mart olarak kutlamamızın sebeplerinden bir tanesi, aslında emekçi kadınların canlarını vererek yapmış oldukları bir mücadele sonrasında internasyonelde kabul edilmesiyle başlıyor bu süreç. Yani dünyanın her yerinde. Aslında bir kutlama değil, bir anmadır 8 Mart.
Bu bağlamda da şöyle bir şey var. Hani ben kişisel olarak savunurken hani emekçi vurgusunun yapılması gerektiğini savunanlardanım. Onun nedeni de tarihsel olarak bu günün hani emekçi insanlar üzerinden şekillenmiş bir gün olmasından kaynaklı. Çünkü o vurgu bu bağlamda bana çok önemli geliyor. Onun dışında şunu ben de savunuyorum. Hani Arzum'un orada dediği gibi sesini çıkaran, çıkarmayan, sınıfsal konumu ne olursa olsun baskı görmekte olan kadınların haklarının savunulması gerektiğine inanıyorum. Ama 8 Mart günü özelinde hani o tarihsel bir gelişimdir. Onu kabul etmek için o vurgunun önemli olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Onun dışında tabii ki yani her kadının, daha doğrusu dünyada yaşayan her insanın ayrımcılığa ve haksızlığa uğradığında hakkının savunulması gerektiğini ve bir yerinde ses çıkarılması ve mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben de böyle cevaplayabilirim Nuray sorunu. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizinle aynı düşünceyi paylaşıyorum. Çok sağ olun. Başka söz almak isteyen arkadaş var mı? Böyle çok hepimiz aynı konuşmuş gibi olduk. Sanırım yok. O zaman şöyle yapalım. Ben tekrar Zeynep ve Arzum'a çok teşekkür ediyorum bize sunum yaptıkları için. Katılan herkese bizi dinledikleri ve eşlik ettikleri için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve küçük bir duyuru yapmadan da konuyu kapatmak istemiyorum. Zaten başından beri vurgusunu yaptığımız 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle odamızda faaliyet göstermekte olan bir kadın komisyonumuz var. Kadın komisyonumuzun iki tane online etkinliği olacak. Bunlardan bir tanesi 4 Mart'ta, bir tanesi 6 Mart'ta. 4 Mart'ta gerçekleştireceğimiz etkinlik bir söyleşi olacak. Odamız içerisinde faaliyet göstermekte olan ziraat mühendisleri ve su ürünleri mühendislerinden birer kadın mühendis arkadaşımız konuşmacı olarak katılacaklar. Bir tane kooperatifçi bir kadın arkadaşımız konuşmacı olarak katılacak. Bir de İstanbul Üniversitesi siyasal bilgilerden bir hocamız var. Tarımda yoksulluk, kadın emeği sömürüsü üzerine doktora çalışması yapmış bir hocamız. O 4 konuğumuzun olduğu bir söyleşimiz olacak 4 Mart'ta. Akşam 8'de. 6 Mart'taysa biraz da eğlenelim deyip şey yaptık. Bir sanat etkinliği düzenleyelim dedik. Eylül de burada zannedersem. Eylül ve hocası bize keman dinletisi yapacak. Bir arkadaşımız bize masal okuyacak. Bir de yine ziraat mühendisi bir arkadaşımızın şiir dinletisi olacak. Buraya katılan arkadaşları da o etkinliklerimize de bekleriz demeden konuyu kapatmak istemedim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tekrardan ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.